radyo tiyatrosu. Yeter ki umutlar tükenmesin. Yazan Aysın Uğur Kezer. Yöneten Mehmet Birkiye. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayanlar Enver Mehmet Birkiye, Tarık Şükran Güngör, İnci Güneş Berberoğlu, Canan Kadriye Kenter, Aynur Çiçek Dilligil, Akın Hakan Gerçek, Spiker Cengiz Özek, Kenan Bekir Aksoy, Oğuz Kemal Okur, Ülker Aslı Altıner, Cihan Kerem Atabeyoğlu, Sekreter Deniz Uğur. Yeni müdürü nasıl buldun Tarık? Bilmem. Söylemek için biraz erken ama iyi birine benziyor. Gelen gideni aratır derler. Bakalım bu nasıl çıkacak? Canım benim emekliliğim geldi zaten. Baktım olmadı. Basarım dilekçeyi, olur mu? Benim daha 2 yılım var. Yalnızca huzur istiyorum arkadaş. İşte, evde, her yerde huzur istiyorum. Çocuklar bugün karne alacak. Ama merak ettiğin şeye bak Allah aşkına. Keşke benim çocuklarım da seninkiler gibi olsalar. Kimseyi üzmeden okuyup gidiyorlar işte. Hadi, uzatma uzatma. Sabah yine oğlanla tartıştık. Canım eve gitmek istemiyor. Yine aynı konu mu? Aynı ya. Askerlik bitti ama bir işe girip çalışmaya hiç niyeti yok. Daha ne kadar besleyeceğim onu Tarık'a? Girsin bir işe, düşsün yakamızda. O da olur, o da olur. Üzme kendini. Nereye gidiyoruz? Halil'in yerine gidelim mi? Tamam. Sana imreniyorum Tarık. Pırlanta gibi 3 çocuğum var. Bir de benimkilere bak. Büyük oğlan malum. Biraz abartıyorsun gibi geliyor bana ama zamanla her şey yoluna girer. Sen öyle belli. Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya gidermiş. Ortanca da tembelin teki. Lise bitti ama üniversite nanay. Geçen yıl kazanamadı ya. Bu yıl dereceye girecek Beyza'da. İnanırım. Aslında çalışsa vallahi girer. Zekidir haylaz. Tamam. Kız peşinde koşmaktan derslerine zaman ayıramıyor ki. Babasına çekmiş. Yok ya, ben öyle miyim? Bunlar ağızlarına yüzlerine bulaştırıyorlar. Zamanla durulurlar canım. Neyse, benim böyle sıkıntılarım yok. Benim tek sıkıntım ekonomik. Şu evin borcu bir bitseydi. Biter. Senin ikizlere bayılıyorum. Say hangisi büyük? Oğlan yarım saat büyük kızdan. Onlar bir yana da... Senin büyük kız Canan yok mu? Hayranım asilsin. Ne vardı benim büyük oğlan da seninki gibi akıllı uslu olsaydı da... Hani evlendiriverseydik ha? Bu da nereden çıktı şimdi? Ben çoktandır. Aman neyse. Hevesim kursağımda kaldı. Canan hukuku bitiriyor. Benim Aylaz yarıda bıraktı üniversiteyi. Anlayacaksın, kapını çalmaya yüzüm yok Tarık. Her şeyden önce onlar kardeş gibi büyüdüler onlar. Boşver, tren kaçtı bir kez. Canan kızım daha iyilerine layık. Oo, saati 10 etmişiz ya. Hadi kalkalım. Kalkalım. Ne güzel dertleştik değil mi? Konuştuklarımız aramızda kalsın Tarık. Merak etme. Nerede kaldın Tarık? Merak ettik. Ben çocuk muyum İnci? Merak edecek ne var Allah aşkına?
Tamam tamam, gir içeri. Nerede benim ikizlerim? Karnelerini aldılar mı? Aldık baba. Ben bütünlemeye kaldım. Bütünleme mi? Üzmeyin babanızı. Geçmişler ikisi de. Aslanlarım benim, aslanlarım. Dahası da var. İkimiz de teşekkür aldık. Vay 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 vay. Şunlara bakın. Lise son sınıfa geldiler bile. Öbür yıl üniversite. Gelin bakayım, gelin. Gelin öpeyim sizi. Sizlerle gurur duyuyorum yavrularım. Canan nerede? Nerede olacak? Harıl harıl çalışıyor. Ne güzel çocuklar yetiştirdin İnci. Birlikte yetiştirdik Tarık. Ellerine sağlık anneciğim. Her şey çok güzel olmuş. Yarasın kızım. Bulaşığa yardım edemeyeceğim için üzgünüm. Biliyorsun yarın sınavım var. Aynur yardım eder artık. Üniversiteli olmak varmış. İyi ki kız olmamışım. Erkek olmak varmış ama kimse bana sormadı ki. Sen otur anneciğim. Bulaşığı Aynur'la ben yıkarız. Yandık desene. Ağzını bıçak açmıyor Tarık. Geldiğinden beri hiç konuşmadın. Canını sıkan bir şey mi var? Bugün abimden bir mektup aldım da. Kötü bir haber mi aldın? Aslında kötü bir haber sayılmaz ama... Anlatsana Tarık. Abim en küçük oğlanı evlendiriyormuş. Aa, Erol o kadar büyüdü mü? Günler su gibi akıp gidiyor oyuncu. Haklısın. İyi ama bunda üzülecek ne var? Olmaz mı? Biliyorsun bir tek abim var. Onu bu mutlu gününde yalnız bırakmak tuhaf geliyor bana. Bırakmayız elbet. Gideriz. Beni de üzen bu işte. Evin borcunu zar zor ödüyorum. Buradan Adana'ya gitmek kolay mı? Dünyanın masrafı. Buna mı üzülüyordun? Elbette. Gitmesen olmaz. Gitsen durumumuz belli. Üzülmesen. Zor günler için sakladığımız bileziklerimden birkaçını bozdururuz. Birine de takarız gelini. Amca olmak kolay mı? Aslan karıcığım benim. Ne iyi insansın. Ama bilmem ki işte. Hadi hadi. Asma suratını. Gideriz. Gel şöyle canım, gel gel. Gel canım. Hayrola babacığım, o elindeki kağıtlar nedir? Sen hukukçusun yavrum. Kardeşlerinin de en büyüğüsün. Onun için senin yerin başkadır. Akıllısın, olgunsun. Sağ ol babacığım ama ben... Biliyorsun bu akşam Adana'ya hareket ediyoruz. Yolculuk bu. Belli olmaz. Gidip de dönmemek var. Aman yani... babam, her seyahate çıkışınızda yaparsın bunu. Duyan da ölüme gidiyorsunuz sanırım. Ölüm geliyorum demiyor ki kızım. Ben gerekeni yapayım da. Şimdi beni iyi dinle. Bunlar evimizin borç senetleri. 4 senedimiz kaldı. Onları da ödedik mi düzlüğe çıkacağız. O da olur babacığım. Bunları sana bırakıyorum. Şunlar da annenin ziynet eşyaları. Bu kutularda da sizin doğumunuza takılan altınlar var. Annenle söz vermiştik. Ne kadar sıkışırsak sıkışalım çocukların altınlarına dokunmayacağız diye. Siz yokken biz bir güzel harcayalım bunları. Yapmayacağınızı biliyorum. Bitti mi babacığım? Şu da Engin Bey'den alacağımın senedi. Gerçi vadesi geldi geçti ama kötü bir niyeti yok. Eli sıkışık biraz, nasıl olsa öder. Sen de nesli tükenmişlerdensin babacığım. Evimizin borcunu öderken zorlanıyorsun ama alacağını karşı tarafın keyfine bırakıyorsun. İyi adamdır Engin. Olsa öderdi. Beni her gördüğünde yerin dibine giriyor zavallı. Söz verdi yılbaşında ödeyecek. Ama olamaz. Bu oldukça yüksek bir miktar. Baba, senede işleme koysak ya. Olmaz kızım, olmaz oğlum öyle şey. Ödemeyeceğim demiyor ki. Ama bu kadar alacağımız varken evin borcu için çırpınıyorsun. Sahi bu para nereden geçti eline? Canım memlekette küçük bir arsam vardı. Ev almaya kalkınca onu sattım. O ara uygun bir ev bulamadık. Engin'in de eli sıkışıktı. Verdim. Ama işleri ters gitti zavallının. Ödeme de gecikti biraz. Çok kötü olmuş. Kardeşlerin sana emanet akıllı kızım benim. Sahip çık onlara. Hı? Aman baba, bırak bu kötü düşünceleri. Güle güle gidin gelin. Sağ ol, sağ ol.
Bizler bu öğlen yola çıkmışlar. Amcam telefon etti. Yarın buradalar. Oh, çok şükür. Sorumluluğunuzdan kurtulacağım. Benim de bir müjdem var. Ne? Son sınıfa geçtim. Aslan ablam. Bunu kutlayalım bu gece. Neyi kutluyoruz bakalım? Ablam sınavlarını vermiş. Kutlama törenini bana bırakın. İşi erbabına bırakmak gerek. Seni ukala seni. Haftalığımı aldım. Kutlama masrafları bana ait. Söyleyin bakalım ne istersiniz? Ağanın eli tutulmaz. Sen bilirsin. Trafik can almaya devam ediyor. Eline bugün sağlık. İsteyince ne güzel yemek yapıyorsun. Her şey çok güzel olmuş. Eline sağlık canım. Salatayı beğenmedin mi abla? Anlaşıldı. Sen de salata uzmanısın. Bir dakika. Otobüsünün Pozantı yakınlarında uçuruma yuvarlanması sonucu 11 kişi öldü. 13'ü ağır olmak üzere 26 kişi yaralandı. Kaza sonunda hayatını kaybedenler Emine Arık, Ali Arık, Sultan Arık, Tarık Karayel, İnci Karayel, bir varmış, bir yokmuş. Onların ölümüyle birlikte sanki içim de boşaldı. Hala inanamıyorum abla. Sanki kapı çalınacak, annemle babam çıkıp gelecekler sanıyorum. Ya, ani ölümlerde hep böyle bir duyguya kapılır insan. Dedemin ölümünde ben de günlerce her kapı çalınışında sevinçle koşardım. Hayatımız mahvoldu abla. Hayatımız neden mahvolsun Aynur? Yalnızca kötü bir dönemini yaşıyoruz. Ama düşlerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız canım. Düş falan kalmadı abla. Okulumu yarım bırakmak zorundayım. Nedenmiş o? Umutsuzluk yok çocuklar. Herkes girdiği yola devam edecek. Nasıl olur abla? Parasız, annesiz, babasız. Biliyorum. Hiçbir şey annemizi babamızı geri getiremez. Ama yaşam devam ediyor. Edecek. Yakında babamızdan maaş bağlanacak. İşlemler tamamlanmak üzere. Ya evin borcu? Babamın Engin amcadan alacağı vardı. Dün getirip verdi. Babam haklıymış. İnsanları iyi tanırdı. O para evin borcunu karşılıyor işte. Bunları nereden biliyorsun abla? Sanki babama malum olmuştu. Yolculuğa çıkmadan önce senetleri vermişti. Ayrıca annemin altınları da var. Maaş bağlanana kadar onları satarak geçinebiliriz. Ömer Bey yeni bir tezgahtar arıyor. Okullar açılana kadar isterse Aynur'da çalışabilir. Çalışırım abla. Bize de bu yakışır. Ben de bir iş arayacağım. Annemiz babamız öldüyse biz varız. Bir yıl sonra okulum bitiyor. Anlayacağınız şurada bir yıl sıkıntımız var. Yani yine aileyiz değil mi abla? Aileyiz. Allah'ım bana yardım et. Söz veriyorum. Size hem annelik hem de babalık yapacağım. Hep birlikte yaşayacağız. Üniversite yaşamının bitmesine üzüleceğimi hiç sanmazdım. İnsan biraz buruk oluyor. Yaşam bizi bekliyor Kenan. Ben galiba biraz korkuyorum. Sen de korkuyorsan yandık. En yüreklimiz, en çalışkanımız, en inatçımız. Teşekkürler. Stajın için karar verdin mi? Ömer Özer de karar kıldım. Biliyorsun uzaktan akrabamız da olur. İyi bir karar vermişsin. Bu kadar ünlü avukattan öğrenecek çok şeyin olabilir. Beni korkutan da bu ya. Sen her işin üstesinden gelirsin Kenan. Her işin mi? Elbette. Sevgi hariç. Seni kazanamadım canım. Seni sevdiğimi biliyorsun. Bu kazanç değil mi? Seni uzaktan sevmek. Aşkların en güzeli. Biliyorsun. Biliyorum ama anlamıyorum. Ben kardeşlerini terk et de benimle evlen demiyorum ki. Onlar da kabul. Çok iyisin. Ama birlikte yaşamanın getireceği sorunları bilmiyorsun Kenan. Böyle demesi kolay. Sen beni istiyorsun. Beni istediğin için kardeşlerime katlanmayı göze alıyorsun. Bu kötü bir şey mi? Hayır. Ama gerçekçi olursak bir kişi yerine üç kişiyle birlikte yaşamak zorunda kalacaksın. Bir sürü sorun. Ne zamana kadar katlanabilirsin buna? 4 yıl. Hadi bilemedim 5 yıl. Üniversiteyi bitirdiklerinde herkes yolunu çizecektir. Ya evlenmeleri? Babama verilmiş sözüm var Kenan. Onlar kendi ayakları üzerinde durana değin destek vermeliyim.
Peki tamam. Evleninceye kadar destek veririz. Seni tanırım Kenan. Böylesi iç içe bir yaşam seni sıkar. Deneyerek karar versek daha iyi olmaz mı? Denemek için evlilik yapılmaz ki. Bütün yolları tutuyorsun canım. Ama şunu hiçbir zaman unutma. Seni seven, seni bekleyen bir erkek var. Teşekkürler. Bu duygu bana güç veriyor. Seni kaybetmek istemem. Bu da bir umut. Üniversite liseye benzemiyormuş abla. Hiçbir şey başka bir şeye benzemiyor Akın. İleride göreceksin. İş yaşamında üniversite yıllarına benzemiyor. Yaşam bir koşturmaca bence. Hem de nasıl. Sen biraz durgunsun Aynur. Bir sorun mu var? Okulum çok masraflı abla. Almam gereken bir dolu kitap var. Bugün sordum, öylesine pahalı ki. Benim de öyle. Ama durumumuz belli. Arkadaşlardan idare edeceğim ben. Ne varmış durumumuzda? Böyle şeyler için üzülmeyin. Çaresi bulunur. Nasıl yani? Biraz avans çekerim. Hallederiz. Keşke devam zorunluluğu olmayan bir bölümü yazsaydım. Hem çalışır hem okurdum. Karamsarlık yok çocuklar. Sana çok yük oluyoruz abla. Kimsenin bana yük olduğu falan yok. Kendi hayatını yaşayamıyorsun ama. Benim hayatım sizlersiniz. Canan, bu ne güzel rastlantı. Kenan, seni gördüğüme sevindim. Böyle koştura koştura nereye gidiyorsun? Bir vergi konusu var, onu halledeceğim. Seni biraz zayıflamış gördüm. Çok mu yoruluyorsun? Hayır. Ben seni bilirim. Hadi bir yere oturup laflayalım biraz. Seni çok özledim. Bir başkası söylese inanmazdım. Aynı meslekteniz. Günümüzün yarısı adliyede geçiyor. Ama birbirimize rastlayamıyoruz. Bana sanki özellikle kaçıyormuşsun gibi geliyor. Aşk olsun Kenan. Yanılıyorsan bana zaman ayır. Oturup konuşalım. İnsanı can evinden vurmasını iyi biliyorsun. Biraz da işinden söz et. Günleri nasıl geçiyor Kenan? Ne bileyim işte, oradan oraya koşturarak, dosyalar arasında. Ama hep seni düşünerek. Teşekkürler. Bazen senin yanımda olmanı, bana omuz vermeni öyle çok istiyorum ki. Ben senin yanında olmaya hazırım. Biliyorsun değil mi? Çocukların ikisi de üniversiteli artık. Senin gibi ablalar olduktan sonra. Geçen gün Erol'u gördüm. Yanında çok tatlı bir kız vardı. Nişanlısıymış. Çiğdem evlenmiş. Sadık, Ahmet, Şişko Ali nişanlanmışlar. Herkes birer birer kopuyor. Grubumuz gittikçe küçülüyor. Arayıp sormalar gittikçe seyreliyor değil mi? Abim söylerdi de inanmazdım. Bir şeyler oluyor o güzelim dostlukları. Bence dostluklar, sevgiler yerli yerinde duruyor Kenan. Zamanımızı çalan, beynimizi ele geçiren, dostlukları hızla gerilere iten yüklendiğimiz sorumluluklar. Karnım zil çalıyor. Yemek yemeyecek miyiz? Yemek bulursan ye. Unutuyorsun galiba. 2 gün sonra finallerim başlıyor. Başımı kaşıyacak zamanım yok. Ne biçim ev bu? 3 gündür doğru dürüst yemek pişmiyor. Canın yemek istiyorsa geç kendin pişir. Dilin de iyice uzadı senin. Ablam nerede kaldı? Ablam geldi beyefendi. Derdini ona anlat. Ne oluyor çocuklar? Koyun can derdinde Akın Bey yemek. Bu evde 3 gündür sıcak yemek gelmiyor. Finalleri varmış hanımefendinin. Tamam tamam. Ben şimdi bir şeyler hazırlarım. Bak beni dinle Canan. Bir şey daha söylemem gerek. İş çıkışı seni gelip alabilir miyim? Elimde bitirilmesi gerekli bir dosya var. Dosyaların canı cehenneme. Sana sevineceğim bir haberim var. Geliyorum. İzne ne zaman ayrılacaksın Canan? Ağustos'ta. Güzel. Bir geziye ne dersin? Güldürme beni Kenan. Biliyorsun çocuklar... Beni iyi dinle güzelim. Herkes gibi senin de tatil hakkın. Canan, sen hiç aynaya bakmıyor musun? Sabahları... Ben şaka etmiyorum. Kendine biraz zaman ayır lütfen. Bizim gruptan Selim, Nedim, Sarı Ayşe ve ben Bodrum'a gidiyoruz. Seni de getirmem için ısrar ettiler. Ne güzel olurdu. Yine çocuklar diye başlayacaksan kızarım. Bütün kış koşturdun durdun. Tatil yapmak hakkın. Haklısın. İtiraz istemiyorum. Geliyoruz. Tamam, geliyorum.
sizlerle gurur duyuyorum çocuklar. İkiniz de sınıflarınızı geçtiniz. Annem babam da görselerdi bugünleri. Abla lütfen. Tamam canım. Bu güzel güne gözyaşı katmayalım. Bütün yılı öylesine yoruldum ki. Canım şöyle güzel bir tatil yapmak istiyor. Kimin istemiyor? Arkadaşlarım bir kısmı tatil programlarını kıştan yaptılar. Faruk'un tatil programını biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Arabasıyla Akdeniz kıyılarını gezecekmiş. Gezer bey zaten. Niye kızıyorsun? Babası varlıklıysa ne yapsın? Hem iyi çocuktur Faruk. Kibirli değildir. Hatır gönül bilir. Anlayacağın can çocuktur. Aman bu kadar övgü yeter. Şimdi sıkı dur. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Aynur'a söyle geziye ikiniz de katılabilirsiniz. Sizlerle olmak hoşuma gider dedi. Sahi mi? Çadırı da varmış. İstediğimiz yerde konaklarız diyor. Ay, harika bir şey olur. Faruk'a yük olmamak için benzini paylaşırız. Sonra meyve sandviçle falan idare ederiz. Sanırım çok pahalıya çıkmaz. Ne zaman çıkmayı düşünüyor? 3 Ağustos'ta. Ablacım, ablacım, canım ablacım, gönderir misin? Böyle bir tatile o kadar çok ihtiyacım var ki. Paramız var mı? Ben hesapladım bile. Para işi bir yana da ben de Ağustos'ta arkadaşlar. Seni sonra konuşuruz ablacım, tamam mı? Ne olur söz mü? Tamam. Avaz çek. Bu yaptığın çılgınlık. Kendi tatilini feda edip onları tatile göndermeni anlayamıyorum. Bazı şeyler yaşanarak anlaşılır Kenan. Hem eve çeki düzen vermem gerekli. Badana yaptırmam gerek. Onlar tatildeyken rahatça halledebilirim. Sorun yalnızca paraysa izin ver. Paranı ben vereyim. Asla. Bunu söylememiş ol. Kimseye borçlu kalmak istemem. Kalmazsın, ödersin. Yakın zamanda ödeyemem. Seni anlayamıyorum. Sanki yalnızca vermeye programlanmış gibisin. Bütün ilişkilerde dengeli bir alışveriş gerekir. Almayı ne zaman öğreneceksin? Bu konuyu kapatalım Kenan. Bir başka yaza deyip kapatalım. Kardeşlerine çok kızıyorum Canan. Seni hiç düşünmüyorlar. Kim bilir? Yani belki düşünmüyorlar. Belki düşünemiyorlar ama ben haklıymışım. Bir arada asla olamazdık. Ne sen ne de bir başkası. Ben çıkıyorum abla. Arkadaşlarla buluşacağız. Ya her gün böyle yani fazla olmuyor mu Akın? Unutma. Bu yıl son sınıftasın. Derslerimi merak etme abla. Söz takıntısız mezun olacağım. Abla biraz para verir misin? Daha 2 gün önce vermişti. Ya para dediğin nedir ki? Uçup gidiyor. Uçar elbet. Beyefendi kızlarla... Sen kendi işine bak kızım. Tamam tartışmayın. Al bakalım. Sen dünyanın en tatlı ablasısın. Hele bir işe girip para kazanmaya başlayayım. Seni prensesler gibi yaşatacağım. Ben kaçıyorum. Anlat bakalım Aynur. Neymiş bu kızlar meselesi? Bir kız arkadaşı var da. Evet. Sık sık onunla çıkıyor. Çok para harcamasının nedeni bu. Ciddi bir ilişki mi? Hem de nasıl. Evlenmek istiyor Çiğdem'le. Demek adı Çiğdem. Peki kim bu kız? Sınıf arkadaşı. Sen gördün mü? Gördüm. Çok tatlı bir kız. Akın'ı da çok seviyor. Demek o kadar büyüdünüz. Ya sen? Senin sevdiğin biri yok mu? Aman abla. Hadi sıkılma. Bir ara bir arkadaşından söz etmiştin. Ne oldu o? Devam ediyor. Galiba ondan hoşlanıyorum. Bu da güzel. Ama evlilik için hoşlanmak yetmez Aynur. Bazen sevgi bile yetmiyor. Evliliği nasıl düşünürüz abla? Neden düşünmüyorsun Aynur? Akın okul biter bitmez evlenmek istiyor. Bir de ben... Aman boş ver. Sonra sen evlenmeyecek misin? Kenan abi seni çok seviyor. Beni düşünme sen. Günü gelince evlenirim. Abla, Kenan abi sen de seviyorsun değil mi? Ağzımdan laf almaya çalışma. Hadi bakayım bir kahve yap da içelim. Aşk olsun Kenan. İnsan bu kadar hastalanır da haber vermez mi? Onca eşinin arasında bir de ben başına dert olmayayım dedi. Sen bana hiçbir zaman dert olamazsın. Gitme sen. Hep yanımda olsan. O zaman katlanamazsın bana. Denemeden bilemem ki. Hele bir deneyelim görürüz. Ateşin düşünce çenen açıldı. Yemek pişti. Getireyim de bir şeyler ye. Daha sonra. Sana bir şey söylemek istiyorum. Gel yanıma otur. Sana fazla yaklaşmamak gerek. Beni de hasta etmek istiyorsun sen. Anlat bakalım. Seni dinliyorum. Babam İstanbul'a dönmemi istiyor. Biron hazır, dayandı döşendi, seni bekliyor diyor. Gidecek misin? Gideyim mi?
Ne diyebilirim? Çok şey. Gitme dersen gitmem Canan. Yok, seni engellemeye hakkım yok. Burada yalnız başınasın. İnsanın ailesinin yanında olması güzel bir şey. Başka bir şey söylemeyecek misin? Seni çok özleyeceğim. Her zaman çocuklar diyordun. Çocuklar bir ay sonra mezun oluyorlar. Olmasına oluyorlar artık da. Artık bizi, ikimizi düşünmenin zamanı gelmedi mi Canan? İkimizi hep düşünüyorum Kenan. Ama Akın evlenmek istiyor. Bu kadarı da olmaz. Ya, bir sınıf arkadaşıyla anlaşmış. Birbirlerini seviyorlar. Acelesi neymiş? Kızı ailesi bir başkasıyla evlendirmek istiyormuş. Olamaz. Böylesi bencillik. Aklım almıyor Canan. Öyle. Sonra da Aynur girer sıraya. O da var tabii. Onun da anlaştığı bir arkadaşı var. Ya biz? Bizi hiç düşünmüyor musun? Benim duygularımın hiç önemi yok mu? Sen beni sevmiyorsun. Sevdiğimi biliyorsun. Artık inanmıyorum. Keşke beni sevmediğini daha önce söyleseydin. Duygularımı benden iyi mi bileceksin? Seni seviyorum. Bu nasıl sevgi? Sen beni yıllardır oyalamışsın. Bana biçtiğin kişiliğe bayıldım doğrusu. Beni aptal yerine koydun. Böyle konuşmakla gerçekten aptallık ediyorsun. Ben İstanbul'a gidiyorum. Lütfen. Bir yıl daha bekle. Bir yılların hiç bitmiyor. Sanırım bu kez bitecek. Ama emin değilsin. Anlaşıldı. Sen İstanbul'a gitmeyi kafana koymuşsun. Beni bahane etme lütfen. Nasıl böyle düşünürsün? Evlenelim, birlikte gidelim. Her şey hazır, bizi bekliyor. Gelemem Kenan. Anlaşıldı Canan. Daha fazla tartışmayalım. İki ay sonra gidiyorum. O zamana kadar düşün. Seni seninle yalnız bırakıyorum. İstanbul'daki adresimi, telefonumu biliyorsun. Kim bilir? Belki ben gittikten sonra daha sağlıklı düşünürsün. Senin için bir anlamım varsa ararsın beni. Nerede olursan ol, beni bir yıl daha bekle. Lütfen. Yine gömülmüşsün dosyaların içine. Başını kaldır da gelene bak biraz. Aa, hoş geldin. Dalmışım. Böyle gidersen öteki avukatlar topu dikecekler. Neşen yerinde. Gel otur şöyle. Anlat bakalım, işlerin nasıl? Benim cephede yeni bir şey yok. Asıl haberler sende. Canan'dan hala bir haber yok mu? Yok. Anlaşılan unuttu gitti beni. Seninkisi de biraz inat olmuyor mu Kenan? Neden aramıyorsun? Arayamam Oğuz. Tamam, sen arama. Ben arayayım. Nasıl olsa ortak arkadaşımız. Sakın böyle bir şey yapma. Beni kaybedersin. Denemek istiyorum Oğuz. Eğer beni gerçekten seviyorsa arayacaktır. Bir inat uğruna yarab, ne sevgiler batıyor. İyi hoş da senin bu suskunluğuna ya o da olumsuz bir yorum getiriyorsa? Böyle sustuğun sürece o da senin onu sevmediğini, unuttuğunu düşünmez mi? Bugüne değin onu nasıl sevdiğimi anlayamamışsa bu onun sorunu. Yoruldum. İnan çok yoruldum Oğuz. Ayrılırken kesin konuştum. Aramazsa aramayacağım. Bence hata yapıyorsun. Olabilir. Ama benim doğrum böyle. Tamam tamam, boşuna konuşuyoruz. Hadi kalk bakalım. Annem akşama yemeğe bekliyor bizi. Gelmezsen kıyametler kopar. Senin canın sıkkın Ülker. Anlatmak istemez misin? Samim. Samim'le ayrılmaya karar verdik. Olamaz. Oldu bile. O güzelim sevgi yok oldu gitti. Yıkılan yuvanın sözde yapıcısı çok olur. Ama beni onlardan biri olarak düşünme. Çözülemeyecek bir sorun olmalı değil mi? Kişiliklerimiz çok farklıyız Canan. Ortak duygularımız, düşüncelerimiz çok az. Yok denecek kadar az. Ama sanıyordum ki... Çok mutluyduk sanıyordum. Herkes öyle sanıyordu. Oynuyorduk Canan. Mutluluğu oynuyorduk. Ne diyebilirim bilemiyorum. Evlilikte ortak bir dünya görüşü, ortak ilgiler olmalıymış. Geç anladım. Daha doğrusu biz birbirimizi tanıyamadan evlendik. Hayır, belki biraz dinlenseniz diyorum. Biz de öyle yapacağız. 3 ay ayrı yaşamaya, sonra yeniden bir değerlendirme yapmaya karar verdik. Bu da bir şeydir. Aranızda bir sevgi var. Sevgi tek başına çabuk yıpranıyor Canan. Neyse, biz böyleyiz. Olacağına varır. Sen ne yaptın? Neyi soruyorsun? Kardeşlerim mezun oldu Canan. Sen Kenan'la aranızdaki o güzelim sevgiye yazık etmedin mi? Etmiyor musun? Sevgi yetmiyor demedin mi? Sizinki yalnızca sevgi değildi Canan. Öyle çok ortak düşünceniz vardı ki. Sana bir gerçeği söyleyeyim mi? Onu çok arıyorum Ülker. Sanki bedenimden en gerekli bir organım yok olmuş gibi. Bunları bana değil ona anlat Canan. Akın'ın düğünü olsun arayacağım. Biliyor musun? Aynur da işe girdi. Ben görevimi tamamladım Ülker. Aynur yalnız bile kalsa başının çaresine bakabilir artık.
Sanıyorsun ki senin bu fedakarlıklarını hiç unutmayacaklar. Yarın evler yollar ayrılır. Arayıp sormalar seyrekleşir. Herkes kendi sorunlarına öncelik tanır. Herkes yaşamı kendi ekseni çevresinde kuruyor. Gerçekte normali de bu galiba. Yapayalnız kalınca bazı şeyleri daha iyi anlarsın. Yok, hiçbir zaman yapayalnız kalmam Ülker. Kardeşlerim var. Onlar beni yalnız bırakmazlar. Onlar için yaptıklarımı unutamazlar. Gerçekleri görsene Canan. Biz 4 kardeşiz. Hepimiz birer birer ayrıldık evden. Bize onca emek veren anamızı babamızı onların istediği, özlediği biçimde arayıp sorabiliyor muyuz? Ne gezer? İş sorunları, aile sorunları. Bazen öyle oluyor ki aylarca göremiyorum. Aynı kentte olacak şey mi bu? Oluyor ama. Onları sevmediğimizden değil. Nankörlükse hiç değil. Ama bir koşudur gidiyor. Kızma ama bana biraz ters geliyor. Yani annem babam sağ olsalardı acaba bizler de sizler gibi... Yok canım. Benim kardeşlerim... Bekleyip birlikte göreceğiz. Yalnız bu ara şunu unutma. Beklemenin de bir sonu vardır. Kenan'ı daha fazla bekletme derim. Yakında. Yakında gideceğim. Geldim diye çıkacağım karşısına. Onu ne çok sevdiğimi, özlediğimi anlatacağım. Ay, ne geceydi. Ayaklarımın altı hala sızlıyor. Benim de. Güzel bir düğün oldu ama değil mi? Bence de. Birbirlerine ne çok yakıştılar değil mi? Akın hala neden aramadı? Merak ettiğimizi bilmiyorum. Aman abla, onlar balayındalar. Akıllarına bile gelmemiştir şimdi. Ama varır varmaz ararım demişti. Merak etme ablacığım, iyidirler. Evleri de çok güzel oldu. Hiçbir eksiği yok. Nasıl başa çıktım bilemiyorum. Sakın bir hazine falan bulmuş olmayasın. Nerede bende o şans? Borçlandım. Uzun bir süre taksit ödeyeceğim. Çok mu? Boş ver. Ödenir gider. Desene benim evliliğim uzun süre gündeme gelemeyecek. Yoksa sen... Ali sana söz etmiştim ya. Murat. Murat evlenmek istiyor benimle. Ya sen? Ben de istiyorum abla ama... Neyle evleneceğim? Aldığım maaş belli. Dur bakalım dur. Bu ne karamsarlık böyle. İşe gireli 2 ay oldu daha. Zamanla artacak elbette. Olabilir. Ama Murat'ın beklemeye hiç niyeti yok. Hemen evlenelim istiyor. O zaman kursun evini, yapsın düğünü. Nerede bende o şans? Ailesinin öyle evi dayayıp döşecek durumları yok. Öyleyse bekleyin biraz. Önce yavaş yavaş ihtiyaçlarınızı alırsınız. Aşk olsun abla. Ben üvey evlat mıyım? Bu maaşlarla nasıl yaparız biz? Senin gibi çok kazanmıyoruz ki. Sen benim çok kazandığımı nereden biliyorsun? Koskoca avukatsın. Sonra Akın'a da çok güzel bir ev döşedin. Borçlandım dedim ya. Hem borçların bir kısmını da Akın ödeyecek. Biz de borçların bir kısmını yükleniriz. Abla anla beni. Murat'ı kaybetmek istemiyorum. Yavrum güzelim benim. Hele biraz rahatlayalım. Senin düğününü de kotarırız. Biliyordum. Akın'ı benden daha çok sevdiğini biliyordum. Hoppala, bu da nereden çıktı? İkiniz de benim canlarımsınız. Tamam surat asma. Söyle Murat'a da gelip istesinler. Canım ablacığım. Sıkıntıdan patlamak üzereydim. Geç hadi bakalım. Yapayalnız kalmak nasılmış? Kötü. Yalnızlık bir yana da 2 düğünün borçlarından bunaldım doğrusu. Olacağı buydu. Bir ucundan da çocuklar tutsalar ya. Söylesem tutarlar elbet ama. Ama söyleyemezsin. Abla olmak kolay mı? Sen kendini harcıyorsun Canan. Öyle ya. Unutuyordum. Heykelini dikecekler konak meydanına. Sen dalganı geç bakalım. Onlar benim kardeşlerim. Bugüne bugün hem anneleri hem de babaları sayılırım. Bana güvenmeyip de kime güvenecekler? Vallahi senin gibi dayanacak bir kaya bulsam ben de yükleneceğim. Ama yok. Bizim ailede herkes kendi yağıyla kavrulmak zorundadır. Sen bizi boş ver de anlat bakalım. Bir süre ayrı yaşamaya karar verdiniz. Bunun sonucunda ne oldu? Galiba yararı oldu. Nasıl yani? Yani insan bir süre yalnız kalınca daha sağlıklı bir değerlendirme yapıyor. Kendi yanlışlarını da kavruyor. Ya koca? O da aynı şeyleri söyledi geçen gün. Sonuçta bir kez daha denemeye karar verdik. Çok sevindim. Canan. Kardeşlerinin ikisini de evlendirdin. Sıra artık sana gelmedi mi?
Az kaldı. Yine neyi bekliyorsun? Borçlarımın biraz hafiflemesini tabii. Bir sürü borçla nasıl hadi artık evlenelim derim Kenan'a. Borç canıma tak etti de yardımcı arıyor demez mi? Seven insan böyle hesaplar içine girmez Canan. Yani belki girmez ama unuttuğum bir şey var. Neymiş o? Gururum. Gururum onun karşısına böyle çıkmamı engelliyor. Çocuklar evlenince canım eve girmek istemiyor. Bir de bu sırt ağrıları. Yorgunluktan olmalı. Arka arkaya iki düğün. Koşturmaca. Babacığım, sana verdiğim sözü tuttum. İkisi de mutlu. Gözlerinin içi gülüyor. Artık kendimi düşünme zamanı geldi. Kenan'ı arasam mı acaba? Yok, daha değil. Bana en az 6 ay gerek. Borçlar hafifleyecek o zaman. Bir gün atlar giderim İstanbul'a. Kenan derim. Biliyor musun? Senden başka kimsem yok. Yapayalnızım. Ve hiç kimse senin beni anladığın kadar anlayamaz beni. Yalnız mısın yavrum? Karın nerede? İşten çıkınca uğradım abla. O eve gitti. Yoksa kavga falan etmediniz ya. Ha? Hadi gel gel. Ne kavgası abla? Senin hatırını sorayım dedim. O da yemek hazırlayacak. Selam söyledi sana. Keşke beraber gelseydiniz. Burada yerdik. Sizi mutlu bir arada görmek beni ne kadar mutlu ediyor. Biz mutluyuz abla, merak etme. Sen nasılsın? Önemli bir şey değil. Biraz sırtım ağrıyor. Kendine hiç baktığın yok. Biraz izin alıp tatile falan çıksan. O da olur, o da olur. Abla... Akın, senin bir derdin var. Hadi hadi anlat. Dert sayılmaz abla. Canım anlat da ben karar vereyim. Hani bu ay taksidi ben ödeyecektim ya. Evet. Abla biz bir türlü parayı yetiştiremiyoruz. İnan takside ödeyecek paramız kalmadı. Hay Allah, ben de aranızda bir sorun var sanmıştım. Para sorunu halledilir yavrum. Tamam, bu ay da ben yatırırım taksidi. Sen bir tanesin ablacığım. Ben gidiyorum, karım merak eder. Şekerim biraz daha otursaydı. Ah, dayanılır gibi değil bu. Akın'ı aramalıyım. Beni bir doktora götürsün. Ah. Alo. Alo. Akın. Sesinizi alamadım. Benim yavrum. Ablan. Abla ne olur sonra ararım. Biz şimdi arkadaşlarla yemeğe çıkıyoruz. Ben seni ararım, oldu mu? Hadi hoşça kal. Peki Akın. Sen programını bozma. Yapayalnız kaldın mı canım? Ülker, sen haklıymışsın. Alo. Alo. Aynur, bulamayacağım diye çok korktum. Efendim abla. Sesini duymak ne güzel. Sesin pek iyi değil abla, bir şey mi var? Yok, sakın merak etme, yani üzülme sen. Hani sırt ağrılarım vardı ya. Hı. Çok arttı Aynur, dayanamıyorum. Aa, kendine hiç bakmıyorsun abla. Artık yalnızsın. Hastalanıp yatarsan kim bakar sana? Bazen çocuklaşıyorsun abla. Yarın mutlaka bir doktora gitmelisin. Haklısın. Giderim. Söz değil mi? Seni yarın ararım abla, hadi hoşça kal. Doktor Zekiye Aşık. Ben geldim. Hastamız bugün nasıllar? Ülker, hoş geldin. Günün her saatinde hastaneye girebilmeyi nasıl başarıyorsun Allah aşkına? Çalışan kadının halinden anlayan can bir arkadaşım var. Geçiş vizesini ondan alıyorum. Nasılsın bakalım? Laf olsun diye söylemiyorum. İnan bana çok iyi görünüyorsun. Gerçekten iyiyim. Yarın çıkarıyorlar beni. Bıktırmışsındır doktorları. Yarın seni almaya geleyim mi? Yok. Benimkisi de iş yani.
Aynur'la Akın dururken bana sıra düşer mi? Ülker, sen gelebilirsen sevinirim. Çocukların biraz işleri varmış da, hoş, yalnız da gidebilirim ya. Mutluluk oyunu oynamaktan vazgeç Canan. Gerçekleri böyle böyle öğreneceksin. Ülker, ben kardeşlerime iyi bir abla olamadım mı? Sen neler söylüyorsun Canan? Senin yaptığını kaç kişi yapabiliyor güzelim? Çok yalnızım. Böyle olacağını hiç sanmıyordum. Bunda bir suçlu aramaktan vazgeç Canan. İlişkileri yaşam gevşetiyor. Hoş, daha iyisi olamaz mı? Olur. Ama daha kötüsü de olabilir. Bence kardeşlerinden ya da bir başkasından daha fazla bir şeyler beklememelisin. Kendi düzenini kur ve ona sıkıca sarıl. Sen haklıymışsın Ülker. Yakında İstanbul'a gideceğim. Çok şükür. Bu güzel haberi kutlamalıyız. İyi yolculuklar. İstanbul'a mı? Evet. Terminalde dikkatimi çektiniz. Nasıl yani? Öylesine suskun, içine kapanık ama kendisiyle barışık bir haliniz vardı ki. Psikolojiyi iyi biliyorsunuz. Mesleğim. Psikiyatristim. Cihan. Canan. Ben... Durun, ben tahmin edeyim. Çocuk doktoru. Bilemediniz. Avukatım. Eyvah, sınıfta kaldım. Öyle düşünmeyin canım. Ne güzel ses tonunuz var. Hakimleri etkiliyor olmalısınız. Ne gezer. Hakimler güzel sesten anlamıyor. Ben etkilenirim. Biliyor musunuz, ben bir kadında beyin güzelliğinin yanında ses güzelliği de ararım. Kötü bir gününüzdesiniz. Akıllı olduğumu söyleyemem. Yo, katılmıyorum. Unutmayın, bunu saptamak benim branşım. Gözleriniz pırıl pırıl, bu zeka belirtisidir. Evli misiniz? Ayıp mı oldu? Yok, hayır. Evli değilim. Desenize, benim gibi müzmin bir bekar daha. Evde kalmış da diyebilirsiniz. Yok, aradığını bulamamış. Ben öyleyim. Aramaktan vaz mı geçtiniz? Asla. Bir yerlerde benim aradığım, özlediğim insanın durduğuna inanıyorum. Umutlar. İyi ki umutlar var. İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Hayır, İzmir'de. Öyleyse bir iş gezisi. Pek değil. Bir arkadaşımı ziyaret edeceğim de. Dönüş ne zaman? Kesin olmamakla birlikte pazar akşamı. Pazartesi bir duruşmam var. Saati de belli mi? Genellikle 22 arabasıyla dönerim. Her zaman öyle meraklı değilimdir Canan Hanım. Belki dönüşte de yol arkadaşlığı yaparız diye düşünmüştüm. Beni tedaviye falan almayı mı düşünüyorsunuz? Aşk olsun. Ben rastlantılara inanırım. Sizi İzmir'de de arayabilir miyim? Hukuki bir dava mı? Hayır, dostluğa çağrı. Kim bilir, güzel bir dostluğun, arkadaşlığın başlangıcı olabilir bu yolculuk. Neden olmasın? Ama sanırım yakında İstanbul'a taşınacağım. Her insanın bir psikiyatriste ihtiyacı vardır, öyle değil mi? Öyle düşünürseniz her insanın da bir avukata ihtiyacı vardır. Şimdi size söyleyeceğim şeye şaşıracaksınız. Belki ben de İstanbul'a taşınabilirim. Olamaz. Evet, bir özel hastaneden teklif aldım. Görüşmeye gidiyorum, İzmir ya da İstanbul. Nerede olursak olalım ama görüşmek isterim. Kararlılığınız hoşuma gidiyor. Tabii, ben de görüşmeyi çok isterim. Alo, Kenan Bey'le görüşebilir miyim? Kenan bürosunda. Nasıl yardımcı olabilirim? Bürosunun adresini rica edeyim. Görüşmem gerek. Sultan Ahmet, 24. sokak. 16 Taksim 7. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Kenan Bey'i aramıştım. Buyurun, kim geldi diyeyim? Haber vermeyin lütfen. Sınıf arkadaşıyım. Sürpriz yapmak istiyorum. Şu odaya buyurun. Hoş geldin demek yok mu Kenan? Canan? Sensin değil mi? Demek çok değişmişim. Dur, sana bir bakayım. Hayır, değişmemişsin. Gel otur şöyle. 2 yıl oldu değil mi? Beni defterden sildin sanıyordum. Nasıl böyle düşünürsün Kenan? Haklı nedenlerim var, biliyorsun Canan. 1 yıl demiştin. Bekledim. Umutla bekledim. Hiç ses vermedin Canan. Sonra da beni unuttuğunu, istemediğini düşünmeye başladım. Sen de az inatçı değilsin. Sen neden aramadın? Ayrılırken sen aramadığın sürece aramayacağımı söylemiştim. Hadi bırakalım bunları. Öyle çok şeyler oldu ki. Olmuştur elbet. 2 yıl az zaman değil ki. Kardeşlerim nasıl? Okulları bitti, çalışıyorlar. İkisini de evlendirdim. Sevindim. Rahatlamışsındır.
Biliyorum bana kırgınsın. Ama sana kendimi bağışlatacağım. Seni biraz süzgün gördüm Canan. Bir safra kesesi ameliyatı geçirdim de. Neden bu kadar geç geldin? Neden hiç aramadın? Bu kadar suskun kalmamalıydın. Seni aramamın beklediğimi biliyordun. Çocuklar arka arkaya evlendiler. Telaş, ekonomik sıkıntılar derken bu ameliyat. Ne olur geçmişin hesabını sorma Kenan. Biraz gecikmeli de olsa geldim işte. Canan, nasıl anlatsam bilemiyorum. Ben geldim canım. Kusura bakma, sekreter sınıf arkadaşıyla konuşuyor deyince dayanamadım. Özelse dışarıda bekleyebilirim. Hayır, gelince. Seni çok sevdiğim bir sınıf arkadaşımla tanıştırayım. Canan. İnci. Karım. Neden daha önce evlendiğini söylemedin? Tanıştığıma sevindim İnci. Ben de. Bana Kenan'ın okul yıllarını anlatır mısınız? O yılları bir sır gibi saklıyor benden. Harika bir öğrenci. Can bir arkadaştı. Herkes çok severdi. Herkes. Sevdiği biri yok muydu? Korkmayın, yanınızda ben varım. Hiçbir şey yapamam. İnci, lütfen. Hayır, yoktu. Evet, gerçekten sevdiği biri olsaydı sizinle evlenmezdi, öyle değil mi? Sizi tanıdığıma sevindim. Ama gitmek zorundayım. Hoşça kalın. Mutluluklar dilerim size. Demek böyle oldu. İnan çok üzüldüm. Ama sana söylemiştim Canan, aramalıydın. Peki Kenan'ı suçluyor musun? Hayır. Onu suçlamaya hakkım yok. Galiba kendimi suçluyorum. Ondan bir tek şey beklerdim. Evlenmeden önce beni bir kez arasaydı. Ürker, sanki yüreğimde bir yara var ve sürekli kanıyor. Ben ne yaptım? Ne büyük yanlışlıkta onun beni bekleyeceğini düşünmek. Kardeşlerim kardeşlerim diye koştururken sevdiğim insanı yitirdim. İnsan bazı şeyleri yaşayarak öğreniyor Canan. Uğurlarına sevdiğin insanı kaybettiğin kardeşlerin şimdi bir çözüm bulabilecekler mi? Ne kardeşlerim ne de bir başkası. Çözümsüz bir durum bu. Daha doğrusu çözüm benim elimde. Diyorum ki hani Turan var ya seni çok beğeniyor. Yakından tanısan belki sevebilirsin. Hadi oradan. Hemen çöp çatanlığa başlama Ülker. Turan'ı sevebileceğimi sanmıyorum. Birini sevebilmem için önce ona kanımın kaynaması gerekli. Turan'ı yıllardır tanırım. Böyle bir sıcaklık duymadım ona. Korktuğum başıma geldi. Neymiş o? Bütün kapılarını kapatıp içine kapanman. Yanılıyorsun canım. Şuna inanıyorum ki insan bir daha sevebilir. Böyle düşündüğüne sevindim. Efendim, buyurun. Canan Hanım'la görüşebilir miyim? Buyurun, benim. Umarım otobüs arkadaşınızı hatırlamışsınızdır. Cihan Bey, siz misiniz? Ta kendisi. Sizi arayacağımı söylemiştim. Aradığınıza sevindim. İstanbul dönüşü gözlerim hep sizi aradı, yoktunuz. Cumartesi gecesi döndüm. Biliyor musunuz, sesiniz aynı zamanda mikrofonik. Moral hocası gibisiniz. Sizin moral hocasına gerek duyacağınıza inanmıyorum. Siz hep böyle iyimser misiniz? Bunun yanıtını beni tanıyarak siz verin. Bu akşam bir yemekle başlayalım mı? Galiba itiraz hakkım yok. Kabul. Sizi nereden alayım? Saat 19'da bürodan. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sanırım yeni bir hayran. Yeni bir umut. Belki de yüreğimde ikinci bir sevgi yeşerebilir. Bekleyip göreceğiz. Yeter ki umutlar tükenmesin. Yeter ki umutlar tükenmesin adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Aysın Uğur Kezer. Yöneten Mehmet Birkiye. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayanlar: Enver Mehmet Birkiye, Tarık Şükran Güngör, İnci Güneş Berberoğlu, Canan Kadriye Kenter, Aynur Çiçek Dilligil, Akın Hakan Gerçek, Spiker Cengiz Özek, Kenan Bekir Aksoy, Oğuz Kemal Okur, Ülker Aslı Altıner,
Cihan Kerem Atabeyoğlu, sekreter Deniz Uğur. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın.